Herkese merhaba. Bugün 18 Haziran 2023. İstanbul Belgrad Ormanı'nda sizlerle mantar avındayız. Bu hafta ara ara yağmur yağdı. Hemen İstanbul'da mantar severler için bakalım neler var. Sizden önden gördüğümüz türleri çekeceğiz. Evet, şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk mantarımız Lactarius volemus. Hemen hemen bütün mantar avcıların ilk bulduğu mantardır. Şöyle şu anda bu geçmiş bir tür bayağı. İlerleyen dakikalarda eğer farklı bir türünü bulursak göstereyim. Bunun en belirgin özelliği çok böyle berbat balıksı bir kokusu var ve bakın şöyle hop çizdiğiniz zaman şöyle süt çıkartıyor. Yenilebilir bir tür. Ama dediğim gibi hakikaten kokusu çok ilginç bunun. Hemen yakınında bir tane daha bir mantar bulduk yine. Russula türünden. Russula türüyle alakalı çok geniş bir aile Russula. Bunu koparttık. Şimdi Russula türü mantarların en büyük belirgin özelliği bakın şöyle tebeşir gibi dağılıyor olması. Normalde bu Russula türünde sırtı gökçe. Ondan sonra geçen sene video çektiğimiz bir tür vardı. Russula virescens. Elik mantarı dedikleri ahurela yeniliyor. Bunlarda şöyle test ediyorlar. Bu kırmızılar değil de bazı farklı renklerinde ufak bir tadına bakıyoruz. Bir acılık yoksa yenilebilir deniliyor. Ama biz Gezinti kanalı olarak her zaman bizim önerimiz ilk 10'daki mantarları bulabiliyorsanız bulup tüketip yenmesi yolunda. Yerlinin tadı kişiden kişiye göre değişiyor. Bakın şöyle bir yoldan yukarı doğru çıktık. Böyle bu aylarda bir avantajı buradalarda bakın bu da bir yine böyle bir Russula türü hemen şeye çıkmış. Sanırım sırtı gökçe olması lazım bunun. Mesela bakın ya bu kendi kopmuş ya da biri kopartmış bunu buradan. Az önceki tirmit mantarını koparıp atmış olabilir. Aa burada da varmış. Bunlar düşmüşler sanırım. Hemen bakın. Şurada da var. Yani bunlar ilk başlayan mantar avcılarının bulabileceği bir tür. Bakın bunu koparalım buradan. Bakın şöyle hop kopartıyoruz. Şöyle hemen bir sütünü size göstereyim. Bakın şöyle herhangi bir şeyle çizdiğiniz zaman böyle bereliyorsunuz. Nasıl süt akıyor? Beyaz süt biraz yapışkan bakın şuradan da. Lactarius volemus. Bir tane yeni bir örnek bulduk. Yine Haziran ayının favorilerinden Cantharellus cibarius. Böyle bakın yosunlu, nemli. Böyle duvar gibi bir kayanın böyle arasında çıkmış. Bunun belirgin özellikleri aşkım koparsın. Belirgin özellikleri şöyle şu anda çıkıyor. Kopartalım bakın. Şöyle sapından netleyelim. Çok küçük bir örnek. Evet. Ama yine de görsün insanlar. Bakın böyle sapından başlıyor. Şöyle kenarlara kadar böyle dalgalı bu şekilde sürekli Y şeklinde oluşan çatallar mevcut bunda. İlk başta böyle küçük bir şekilde başlıyor ama büyüdükten sonra biraz daha genişleyebiliyor. İleride büyük bir örnek bulursak size gösteririz. Kokladığınız zaman da meyvemsi kayısı notalarında bir kokusu var. Çok tercih edilen kaliteli bir mantardır. Yani videonun başında dediğimiz kaliteli ilk 10 mantardan bir tanesidir. Cantharellus cibarius. Yaz aylarında mantar toplarken şöyle Karadenizlerin çok sevdiği bakın diken ucu böyle bu hani mantarcıların sevmediği sert dikenler var ya onların bu aylarda böyle uçları var diken ucu. Bunun yöresel farklı adları var. Bunlar çok yumuşak oluyor böyle. Bunları kopartırsınız. Koparttıktan sonra kavurup yumurtayla yiyebilirsiniz. Böyle çok ince bakın tam bir diken ucu. Yani bu da mantar topladığınız yerlerde var. Bakın yine aynı şekilde. Bakın şurada da yine bir diken ucu var. Bunları koparabilirsiniz böyle. Çok güzel lezzetli bir ot. Bir tane daha bulduk. Daha doğrusu birkaç tane daha. akşamki menümüzü oluşturuyoruz. Diken ucu. Karıncalı ama. Evet, protein de şart. Biliyorsunuz yemekleri yaparken proteinle bağlamak gerekiyor. O özellikle şu güzel bir örnek olmuş. Buna diken ağacı diyebiliriz. Bu ucu pek kalmamış. Bunun uçlu. Şimdi yine bir tür daha bulduk bakın. Şu şekilde bir huş mantarı türünden. Bu mantar genel itibariyle boletlerle karıştırılabilir ama mesela boletin kalın bir sapı, yani yukarıdan aşağı doğru borucuklu bir yapısı var. Bakın bunun şöyle şapkaya doğru geldikçe böyle küçülüyor, daha da inceleniyor, inceleşiyor. Altındaki şu görüntü. Altında yine aynı şekilde nokta. Böyle nokta nokta tırtıldı. Bu da aynı şekilde şapkasının yapısı da bolet mantarından farklı. Bolet mantarı biraz daha çörek gibi, böyle pişmiş çörek gibi olgunlaştıkça. Bu böyle biraz daha şurası düz. Bu da bir huş mantarı türü. Videonun da başında belirttiğimiz gibi bakın ormana hiç girmiyoruz. Ormanda bir şey yok. Böyle orman içinde yol düşünün. Şu sağları ve solları geziyoruz. Yine bilen bir türlerden birine daha karşılaştık. Ops. Bakın şöyle. Russula virescens. Küflü mantar. Çok lezzetli bir mantar. Üzerinde limon küfü gibi küf var. Russula ailesinden bir tür. Bakın şöyle kopartıyorum. Yavaşça. Şu gayet temiz, güzel bir örnek. Şöyle. Eğer yağmur yağmasaydı büyük ihtimalle bunda biraz daha küfler belirgin olacaktı. Çok güzel, lezzetli bir tür. Bunu da alıyoruz. En son zaten neler topladığımızı göstereceğim. Şimdi size bir tür göstereceğim. Örümcek mantarı. Bu türün büyüdükten sonra Lepista nuda diye tabir edilen mor cincileyle karıştırılabiliyor. Bakın bu tür böyle daha gelişim aşamasındayken sapı ile şapkası arasında görüyor musunuz ağ? Bir ağ oluyor. Bu ağ büyüdükçe çıkıyor, bu ağ büyüdükçe kopuyor. Yani bunu karıştırmamamız lazım. Lepista nuda ile karıştırmamamız lazım. Bu örümcek mantarı. Ama küçük bir örnek tabi. Bakın. Şurada ağ yapısını görebiliyor musunuz? Bu hafta Gezinti kanalı olarak Belgrad Ormanı'nda mantar avındaydık. Çok fazla bir tür bulamadık, size göstereyim. Şöyle bir tane Russula virescens. Biraz yakından görelim. Şöyle bir tane. Şöyle çok az da normalde toplamayacaktık ama bunlar birazcık erişkin. Şu şekilde biraz da şanterel bulduk. Biraz yağışlı bir mevsim. İlerleyen günlerde çıkacağını düşünüyoruz. Daha sonra şöyle diken ucu topladık. Akşam bunları da yiyeceğiz. Yani bu mevsimde mantar çok hareketli olmuyor. Bunun mevsimi aslında Ağustos sonuyla birlikte başlıyor. Ağustos sonunda sizlerle yeni videolarda birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.